Ben Kars'ın Selim kazasının Bayburt köyünde 1965 yılında 8 kardeşin en ufağı olarak anam 46 yaşındayken dünyaya gelmişim. Daha sonra 4 yaşında babam rahmetli olduğunda İzmir'e taşındık komple. Çok böyle çalışkan bir çocuktum. İlkokulu bitirdiğimde ailenin okutma imkanı yoktu yani o dönem için. Zanaat öğrenmemi istediler. Ben mekaniğe çok meraklıydım. Kazandığım paralarla gidip rulman, dişli bir şeyler alır, onları kafamda uçak yapardım. Hikmet benim yanıma 11 yaşında geldi. Şöyle ki, ustasına elbise dik vermiştim. Benden evvel o çıraklık yaptı, tornacının. O da benim müşterimdi zaten. Onun elbisesini almaya geldi. Daha kapıdan girer girmez ustacığım diye böyle bir sempatiyle girdi içeri. Ben de tabii şey yaptım, elbisesini askıya astım, ambalaj yaptım. Vereceğim zaman şunu dedim. Oğlum sen nerelisin? Karslıyım dedi. Seni terzi yapalım mı dedim. Şöyle bir baktı yüzüme falan gülümsedi. Bak dedim bu kirli iş senin bu yaptığın tornacılık yağ içinde. Usta dedi bir abime sorayım dedi. Eski ustası da benim müşterim. Şimdi ona ayıp olmasın diye ben onu söyledim. Bak dedim senin çırağını alacağım ben dedim. Neye dedi? Çok efendi birisi dedim. Ellem onu yağ fas içinde çalışmasın. Şöyle ben onu bir terzi yapayım dedim. Ertesi günü geldi Hikmetçiğim. Hemen elini onun biz hep öyle yaparız gelen çıraklara. İlk sanatı girdi mi eline iple bağlarız şeye. Yüzüğü bağlarız eline. Ve o öyle bir hafta falan iğne çeker. Boş iğne. İlk 2-3 yıl benimsemedim. Benimsemedim. Sonra bir baktım yaşım 13 yaşına geldi. Ben başka bir şey öğrenemeyeceğim. Öğrenemeyeceğimi anlayınca bu sefer işi benimsemeye başladım. Ya bir yılda aşağı yukarı 7-8 yıllık yolu kat ettim sanat açısından. Kesimi öğrenmiştim. Kesimle ilgili bir arkadaşım kemer altında çalışıyordu. Kumaşçıda bir kumaş aldı. Bir pazar günü gittik. Ben kilolu da bir çocuktu. Kestim ve diktim buna. Ama İlk pantolonunu diktim, çok güzel oldu. Giyinmeye çalıştı, paçasından çekti, yukarıya çıkmadı. Dikiş paylarını unutmuşum. Sabah gelir, temizliğini yapar, kumaşların tozunu alır, elbiselerin tozunu alır. Her geldiğimde muhakkak bir tertemiz dükkanı bulurdum. Bu da benim tabii hoşuma giderdi. Bizim sanatta esasında zor öğrenilen bir sanattır. Bunun kesimi var, pantolonu var, yeleği var, ceketi var. Yani parçası çoktur. Fakat yine o kabiliyeti ben Hikmet'te gördüm. Daha çabuk bu şeyi benimsedi, işine benimsedi. Bazı boş zamanlarında bizim orada terzilikte parça çok olur yani kumaş parçası, atılan şeyler. Bakardım ondan böyle ceket gibi çizmiş çünkü benim çizdiklerimi görüyordu galiba ki. Yapmış ufak şöyle şey gibi el avuç kadar falan. Onlara usta nasıl dedi ki aferin oğlum bak ne güzel ya hadi bakalım bir de pantolon şey yapalım falan. Böyle iyice onu heveslendirdi. Yaşında kemer altında başlayan çıraklığım 14-15 yaşlarında Alsancak'ta devam etti. Askerliğe giderken de biriktirdiğim parayla bir makine aldım gittim. Anneme buna kimse dokunmasın, askerden döndükten sonra bu sermayem olacak dedim. Askerden geldi, yine elimi öptü ayrıca. Dedim ne yapacaksın Hikmet'im? Usta dedi ben dükkan açmak istiyorum. Çünkü askerde de subaylara falan elbise dikmiş hep yani kendini iyice güvenç gelmiş. Tamam dedim oğlum şey yapalım aç nereden istiyorsun işte o
Artık ilk bu Alsancak'tan dükkan tuttu. Hatta benden dediğim gibi müsaade istedi işte falan. Çok hoşuma gitti benim. Tabii askerden geldikten sonra yerimi açtım. Bu arada bir müşteri geliyor, arada bir şey diktiriyor. Türk, hanımı Amerikalıymış. Burada Amerikalıların satın almasının başındaymış hizmet veren bölümlere. Bütün Amerikan tesislerinin kıyafetleri dikilecek. Dedi bunu yapar mısın dedi. Tabii ki yaparım dedi ama biraz daha düşük fiyat vereceksin dedi. 2,5 milyon lira elime verdi. Fabrikanızı gezmeye geleceğiz dedi. Bize bu üretimi yapacak yeri tabii ki bekleriz dedim. Ne fabrikası? Bir makine, bir sandalye var. Ben o parayla geldim, makineler aldım. Geldim iş yerine kara kara düşünüyorum. Malzemeci vardı. Mustafa adı güzel diye sağ olsun kapıdan girdi, arabasınınla servis yapıyor. Ne düşünüyorsun dedi, ya dedim böyle böyle işte makineler aldım koydum, kumaş almam lazım, adamlara iş dikeceğim. Fakat şey yok, banka 500, hemen çantasını açtı, götür çekini al, ilk çeki bana yaz dedi ve ilk çeki ona yazdım. Ondan sonra o çeklerle kumaşımı aldım. Ve işleri çok güzel bir şekilde teslim ettim. Hikmet Alcan'ın bu denli tanınmış ve başarılı olmasının temelinde kendini iyi yetiştirmiş olması, entelektüel bilgi seviyesine, birikimine sahip olmuş olması ve tırnaklarıyla kazıyarak bu noktalara gelmiş olmasında yatıyor diye düşünüyorum. İyi bir çıraklık dönemi geçirdi, iyi temel atıldı ve temelin üzerine daha sonra da kendisini iyi yetiştirdi, geliştirdi ve bugünlere geldi. Merdivenleri basamak basamak çıkan, bir taraftan gelir kendisine gelir sağlar iken, bir taraftan da mesleğini çok güzel bir sanat parçası gibi icra eden bir insan. Ustam beni kendi çizdiği bir taşı göstermişti. Bizde taş dediğim çizgi taşı. Bak Emin dedi, ben buydum dedi, sen bu oldun. Daha yani büyüğünü göster taşın. Ben de Hikmet'e dedim ki ustam beni böyle bu taşı göstermişti. Ben de seni bak şu bütün taşı gösteriyorum. Sen de bu olacaksın inşallah dedim. Çok kısa zamanda dürüst, muvaffak oluşuna o kadar iftihar ederdim ki. Ben hep söylüyorum ya benim Hikmet o derdi. Gece gündüz çalışıldığında üretim süresi 6 gündür. 6 gündür. Yani yan dikişlerinin dışında hiç makine kullanmayız. Kişi bunu tattığında o giyindiği ceketteki, pantolondaki, gömlekteki enerjiyi yaşar, hisseder. Hissettikten sonra da bütün dünyayı gezer gezer gelir ben teslimim der. Bugüne kadar yapmış oldukları, dikmiş oldukları, biraz da benim sosyal hayatımın hareketli olması sebebiyle gerçekten benim dışarıda fark edilmemi sağlıyor. Tabii Hikmet'le dost olmanın bir avantajı da bir ölçüde giysilerinizin ne olacağını veya ne şekilde giyineceğinizi, hangi modayı takip edeceğiniz hususunda fazla bir düşünceye de sahip olmamanızı sağlıyor. Çünkü o sizin yerinizi düşünüyor ve yapıyor. Meslekteki başarı bir konsantrasyon, bir adaptasyon. Hangi işi yapıyorsan onun donanımına, onun biçimine sahip olman gerekiyor. Terzilik tabii çok kutsal bir meslek. Bunda başarılı olmak için çok çalıştık. Çok büyük mücadeleler verdik. Sadece ben değil, ekibim, yanımdaki çalıştığım arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi ustalarını, en iyi ekibi, geleceği olan ekibi kurmak hiç kolay olmadı. Terzilik mesleği sadece gömlek, ceket, pantolon dikmekten ibaret değildir. Terzilik mesleği aynı zamanda bir yaşam biçimidir. Ben ilkin zanaatkardım. Bugün ise kendimi bir sanatçı olarak görüyorum. Çünkü yaşam biçimi olarak ifade ediyorum.